Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar oldukça zor sıkıntılı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021 hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz Evet artık Satürn'ün ve Jüpiter'in burcunuzdan ayrılmasıyla birçok enerjinin de değiştiği bir yıl 2021 hemen Aralık ayıyla beraber bu iki gezegen kova burcunda transite başladılar ve 21 Aralık 2020'de yine Kova burcunun 0 derecesinde Jüpiter Satürn'ün büyük kavuşumu gerçekleşti ve 2020-21 boyunca bu açının da etkisi devam edecek. Öncelikle Satürn'ün burcunuzdan çıkışı ve Jüpiter'in burcunuzdan çıkışı büyük oranda bir rahatlama getirebilir size. Çünkü sorumluluklar, hayatınızda kısıtlamalar ee, genel olarak hayatınızda özellikle son iki yıldır 2019-2020 e, boyunca çok ön plandaydı. Burcunuzdaki tutulmalarla da birlikte hayatınızın genel yapılarında önemli bazı değişimler meydana geldi. Sorumluluklarınız arttı. Şimdi Satürn artık Kova Burcunda ilerleyecek. 2023 Mart ayına kadar sizin ikinci evinizde olacak ve bu yıl Jüpiter'de yıl sonuna kadar Kova Burcunda olacak. Jüpiter yaz aylarında kısa bir süre 13 Mayıs'tan 28 Temmuz aralığında Balık burcunun ilk derecelerinde olacak. Ancak 28 Temmuz'dan sonra tekrar Kova burcunda ve yıl sonuna kadar 28 Aralık'a kadar da Kova burcundaki hareketini sürdürecek. Jüpiter şansı, büyümeyi, gelişme imkanlarını gösterir. Astrolojide büyük şanstır. Satürn ise sorumluluklarla görevlerle düzen ve sistem kurmakla alakalıdır disiplin altına alır bizi ve geçiş yaptıkları ev alanlarımızla ilgili etkilerini ön plana taş taşırlar ve sizin için 2021 bu anlamda Aslında para ve finans konularına daha çok vurgu yapıyor Evet Jüpiter'in şanslı etkileri kuşkusuz kazanç imkanlarınızı arttırabilir daha fazla kazanabilirsiniz ya da yeni para kazanma imkanlarını, şanslarını, fırsatlarını sunabilir size Jüpiter geçişi burada. Satürn de e, sorumlulukları sembolize ettiği için, e, disiplinli bir gezegen. E, bazı para kazanma e, arayışlarımızda belki bizi sınayacak ve belki bazı iş sorumlulukları bize getirecek. E, bu tabii kazandığımız paraların ya da sahip olduğumuz değerlerin maddi mal varlıklarımızın belki daha planlı, programlı, kontrollü kullanımının da işaret ediyor. Buralarda zaman zaman bazı kısıtlamalar hissedebiliriz. Bu kısıtlamalarla beraber paramızı daha doğru değerlendirme veya bütçemizi daha doğru idare etme yönünde de kişisel sorumluluklar daha fazla alabiliriz örneğin. Her ikisi de kova burcunda olduğu için para kazanmamız, işimiz, gücümüz, mesleğimiz tüm bu kaynaklarımız biraz daha kova burcu sembolikleriyle ilgili olabilir. Teknolojiyle ilgili konular, dijital platformlar olabilir, bilimsel konular olabilir, hava yolları gibi, astronomi gibi, astroloji gibi benzeri konular örneğin. Bu alanlardaki disiplinler veya işlerimizin genel olarak bu disiplinlerle bağlantıları, parasal süreçlerimizi, gelir gider dengemizi yıl boyunca etkileyebilir. Jüpiter 13 Mayıs'la 28 Temmuz aralığında kısa bir süre Balık burcunun ilk derecelerinde olacak. Sevgili Oğlaklar 3. evinize şöyle bir geçiş yapacak. Bu da yaz aylarının özellikle sizin için daha keyifli olabileceğini, daha fazla gezi, seyahat ve benzeri imkanların olabileceğini gösteriyor aslında. bazı ticari imkanlar ya da bazı eğitim fırsatları da çıkabilir tabii ki bu dönemde. Aslında Jüpiter 2022 yılında balık burcunda ilerleyecek. E, bu yıl yaz aylarında kısa bir böyle bir balık ziyareti var. 28 Temmuz'dan sonra tekrar kova burcunda yıl sonuna kadar da kova burcundaki hareketini sürdürecek. Genel olarak aslında bazı kişisel yeteneklerinizi sizin için değer olabilecek konu ve kavramları bunlar sizin becerileriniz de olabilir her türlü bilginiz tecrübeleriniz de olabilir tüm bunları belki sahiplenme adına bunları düzenli ve sistemli kullanma adına ve kendinizi maddi manevi güvenceye almak adına bu iki gezegen yıl boyunca güçlü bir şekilde çalışacaklar 2021 yılı boyunca Uranüs Boğa burcundaki hareketini sürdürecek ve sizin 5. evinizde ilerleyecek sevgili Oğlaklar. Evet, yılın en önemli gezegen açılarından birisi Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı. Yıl boyunca belli dönemlerde artan şiddette bu Uranüs Satürn karesi hissedilecek aslında. Bireyselden ziyade daha çok kolektif alanda, toplumsal alanlarda. Önemli huzursuzluklara, kırılmalara, düzen değişimlerine, streslere yol açabilecek sert bir açıdır Uranüs-Satürn karesi. Ee, toplumsal düzenin değişmesi, ekonomik piyasalardaki bazı önemli stresler, e, bir şekilde otoriteye karşı hareketler, e, ayaklanma ve halk hareketleri tarzındaki huzursuzlukların yoğun olacağı bir yıl aslında. 2021 ve 22 devamında bunlar kolektifi etkileyebilir. Bireysel haritalarımızda da az veya çok bazı tesirler Uranüs'ün geçiş alanlarıyla bağlantılı hissedebiliriz. Aslında Uranüs boğa burcunda sizin gibi toprak elementi bir burçta olduğu için çoğunlukla daha iyi, daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Evet Uranüs değişimlerle ilgili, sürprizlerle ilgili. Ama bu değişimler ve sürprizler size yarar sağlıyor olabilir. Hayatınızda belki sizi sevindirecek, mutlu edecek heyecanlar şu dönemde karşınıza çıkıyor olabilir. Evet aşk hayatınızda sürprizler, çocuklarla ilgili sürprizler, belki yaratıcılık anlamında ilginç keşifler kendi alanınızda olabilir. Yıl genelinde Uranüs ve Satürnün kare açılarının özellikle Etkinleşeceği dönemler Şubat ayı 15 Şubat ve sonrası Hazira'nın ortası orta e, ikinci yarısı 24 e, Aralık ve sonrası. Evet bu üç dönem, Uranüs Satürn kare açılarının etkilerini yoğun bir şekilde hissedebiliriz Aslında yıl genelinde ikisi ağır gezegen olduğu için etkileri devam edecek her oğlak aynı şekilde etkilenmeyecek Aslında çok fazla etkilenen gruptan biri değilsiniz daha çok sabit burçlar etkileniyor bu açıdan bireysel haritalarınıza lütfen bakınız özellikle kişisel haritalarınızda sabit burçlarda boğa akrep kova aslan gibi bir burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa Evet o zaman bireysel etkileriniz olabilir ama yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Finans konularına genel olarak dikkat edin. Çünkü Satürn'ün ikinci evinizdeki para evinizdeki hareketi ve Uranüs'ün beşinci evinizdeki hareketi şans faktörüne biraz fazla bu dönem güvenebileceğinizi işaret ediyor. Yani çok iyimsel hareketlerle örneğin piyasalarda yatırımlar yapmak olsun, biraz spekülatif piyasalardaki hareketlerde dönem dönem kışkırtıcı durumlar olabilir Bu da gereksiz riskler aldırabilir Dolayısıyla piyasalarında çok inişe çıkışı olabileceğini düşünürsek bazı stresler kayıplar yaratabilir en fazla para konularında bu anlamda dikkat edelim Evet istem dışı bazen ani harcamalar getirebilir bu durum çocuklarla ilgili olabilir veya hani kişisel anlamda bir keyif için bir harcamanız olabilir ee, ama e, karşı koyabileceğiniz durumlara en azından kendi iradenizle yapabileceğiniz harcamalarda biraz daha dikkatli ve e, temkinli olmakta fayda var sevgili oğlaklar. Kadersel etkiye sahip olan tutulmalar ve ay düğümleri yıl boyunca ikizler yay aksında olacak. Evet, kuzey düğüm ikizler burcunda, güney düğüm yay burcunda. Sizin... 6. ve 12. evlerinizde olacak. Tutulmalar da doğal olarak bu burçlarda olacak. İlk tutulmamızı 26 Mayıs'ta yay burcunda ay tutulması şeklinde yaşayacağız. 10 Haziran'da ise İkizler Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Yılın son aylarında 4 Aralık'ta yay burcunda tekrar bir güneş tutulması yaşayacağız. 19 Kasım'da ise 27 derece boğa burcunda ay tutulmamız var. Ama ay düğümü yine ikizler ve yay aksında olacak bu tutulma sırasında da asıl boğa akrep aksındaki tutulmaları 2022'de yaşayacağız ee, ikizler yay dö döngüsü özellikle 6. ve 12. aksınız aslında e genel olarak günlük hayatınızda alışkanlıklarınıza işaret eder e Buradaki sizin genel gün gün içerisindeki işiniz ve mesleğinizdeki çalışma koşullarınız, iş ortamınız, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınız, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, sporunuz, giyiminiz, kuşamınız, yani tüm günlük hayatınızın detayları aslında tutulmalarla beraber belki şöyle bir gözden geçirilecek. Zararlı alışkanlıkları bırakmak için de iyi bir dönemdesiniz. Hemen 26 Mayıs'taki yay tutulması hem sağlığınız açısından, hem belki günlük hayattaki iş alanındaki veriminizi arttırma açısından, yaşam kalitenizi iyileştirme adına. Gerekli olmayan bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmak için, zararlı alışkanlıkları şöyle bir bırakmak için teşvik edici olabilir. 10 Haziran'daki ikizler tutulması da yeni disiplinler, yeni bir düzen hayatınızda. Belki spora başlayacaksınız, diyete başlayacaksınız. Ya da bir yine iş ortamınızda, çalışma ortamınızda farklı bir düzen getireceksiniz. Yardımcılar da söz konusu olabilir. Belki yardım alma, hizmet alma konularında, işinizde, evinizde, bu şekilde kararlar verebilirsiniz. Örneğin iş beraber çalışacağınız kişiler, yardım alacağınız kişilerle de ilgili düzenlemeler olabilir bu tutulmaların etkisiyle beraber. Ama gökyüzünün genel tesiri biraz genel sağlığımıza şöyle bir dikkat ve etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bazı sağlık sorunlarımız varsa bunlar ortaya çıkabilir ve bunları çözümlemek için de şifa arayışları olabilir. Bunlar ruhsal konularda olabilir, bedensel konularda olabilir. Yapacağımız düzenlemeler, alacağımız kararlar, kendimizi iyi hissetmemiz adına, sağlığımızın iyileşmesi adına, hayat kalitemizin artması adına çok yapıcı olabilir, çok teşvik edici ve şanslı kararlar olabilir sevgili oğlaklar. 2021'i kısaca toparlarsak. Evet Satürn'ün ve Jüpiter'in artık burcunuzdan ayrılıp kova burcundaki hareketi yılbaşından itibaren farklı bir enerjiyi getirecek hayatınıza. Paranızı değerlendirme, para kazanma, maddi durumunuzu düzeltme ve kaynaklarınızı, değerlerinizi belki daha uzun vadeli, daha disiplinli bir şekilde kullanma adına önemli yapılar kurabileceğiniz bir yıldasınız aslında. Parayı ciddiye alacaksınız. Kazanç imkanlarınız olabilir. Yeni para kazanma ve iş imkanları, farklı belki meslekler, deneyimler söz konusu olabilir. Ama her şeyden önce kazançlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu anlamda önemli radikal kararlar alabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Bazı harcamaları kısabilirsiniz. Bazı gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Spekülatif piyasalara dikkat ediyoruz. Çünkü Uranüs geçişi zaman zaman ekonomik anlamda dengesizlikler yaratabilir, ani sürprizler getirebilir, beklemediğimiz harcamalar getirebilir. Bunlara dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Gereksiz riskler yıl boyunca almamamız gerekiyor sevgili oğlaklar. İş hayatımızda bazı düzenlemeler yapabiliriz. Mesleki anlamda gereken yardımları, destekleri bu yıl bulabiliriz. Ee, belki işimize de yatırımlar yapabiliriz bu anlamda. İş için bir eğitim alabiliriz. İşimizi teknolojik anlamda bazı gelişimler olabilir işimizde örneğin teknolojik yatırımlar yapabiliriz bunun gibi gelişmeler olabilir bazı elemanlarımızı yenileyebiliriz değiştirebiliriz e, yardımcılarımızla ilgili düzenlemeler olabilir genel sağlığımızla da ilgili var olan sorunlarımızı daha fazla mercek altına alabilecek 2021 sağlığımızla ilgili belki görmediğimiz bir şeyler var ya da ilgilenmemiz gereken bir konu gündeme gelebilir ama sağlığımızı iyileştirmek günlük hayatımızın kalitesini arttırmak bazı sorunlarımızı çözmek için de yine açılımların olabileceği, önemli kararlar alabileceğimiz, kendimizi tekrar belki günlük hayatımızda disiplin altına alıp bazı alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirebileceğimiz önemli bir yıldayız. Her oğlak aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı her zaman takip ediniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda günlük, haftalık, aylık e, videolarımızdaki detaylı yorumlarla sizlere yol göstermeye devam edeceğiz. Siz de kişisel doğum haritalarınıza göre lütfen takipte kalın sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.